Geçenlerde düşün. Böyle arada düşünmeyi falan severim ben. TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da falan takıla zihnimde çok saçma bilgilerin olduğunu fark ettim. Misal bir tane söyleyeceğim, bak aklıma ne geldi. Emmanuel Adebayor diye bir futbolcu var. Bu futbolcumuz 4 yaşında yürümeyi öğrenmiş. Yani. Şimdi ben bu bilgiyi sana da söylediğim için senden de gerçekten özür diliyorum. Çünkü en az 1-2 hafta bu bilgi zihninde kira vermeden duracak. Belki de unutmak için çaba sarf edebilirsin. Sonra dedim ki bu kadar saçma bilgiler acaba sadece benim zihnimde mi? Elbette sadece bende yok. Eminim sende de bu kadar saçma hiç işine yaramayacak bilgiler vardır. O yüzden Instagram'dan sizlere de sordum. Bakalım sizin zihninizdeki en saçma bilgiler nelermiş? Başlayalım. Lilian Thuram Fransız defans oyuncusu rakip hücumcuları rahatsız etmek için vücuduna sarımsak sürerek maça çıkardı. Bence mantıklı bir hareket. Sen de YKS'de rakipleri elemek için sarımsak sürerek sınava gidebilirsin. Selamünaleyküm abi. Kelebekler ayaklarıyla tatalırmış. Bir hamburger ekmeğinde ortalama 178 adet susam varmış. Bir salyangozla 3 yıl boyunca uyuyabilirmiş. Düşünsene Fenerbahçeli bir salyangozsun. Uyuyorsun böyle 3 yıl uyuma kararı aldım. Uyudum, gözlerimi kapattım. 2024 olmuş. Bir açıyorum gözlerimi ve Fenerbahçe hala şampiyon olamamış. Kırılmış boğazım. Elbet bir gün olacağız ama. Bir golf topunun etrafında 336 adet girinti bulunduğu bilgisi beynimde kira vermeden yaşıyor. Sağ ol bende de yaşattığın için. Çoğu araba konusu fa sesi çıkartırmış. O Almanya'da, Türkiye'de doğu var. Yataktan düşerek ölme ihtimalimiz 4 milyon kişinin katıldığı piyangoyu kazanmaktan daha olasılıklıdır. Olasılık. Çünkü yataktan düşerek ölme ihtimali 2 milyonda 1'dir. 4 katı daha. Yarış oyunlarında tuşa hızlı basarak daha hızlı gitmez. Eren derdi yok sanıldığı gibi dertsiz değildir. Lionel Messi karısıyla aynı gün evlenmiştir. Oğlum gülmeye dur ya. Çok iyiyiz lan. Sivas'ta solak insanların sol elle yazı yazdıkları ortaya çıkmıştır. Örümcekten adam olmaz. İnsan ayakta tutan iki şey vardır. Birisi sağ birisi sol ayak. Yazık kafana. Sivrisineklerin 47 tane dişi vardır. Abi uluslararası sularda gemide evlenmek istersen gemi kaptanlarının nikah kıyma yetkisi varmış. Ne kadar gereksiz ama bir o kadar da enteresan. Charles diye bir adam var. Onun hıçkırığı tam 69 yıl sürmüş. Ben 2 dakikada inanmıyorum ya. Abi ablam hemşire ve o ilaçları ezberlerken zorla maruz kalıyorduk. Yıllardır uğraştım, unutamıyorum. Paradimetilaminobenzaldehit. Bir çırpıda söyleyebiliyorum. Sen çok üstün bir yeteneksin. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çoğu müzisyen aslında başka mesleklere sahipmiş. Örneğin Ferhat Göçer doktormuş. Almanya'da yere tükürmek yasakmış. Bence her yerde yasak zaten de. Berelerin tepesindeki pomponlar aslında süs değilmiş. Fransız denizciler dalgalar yüzünden kafalarını tavana çarpmasın diye pompon takarlarmış. Kral hareket. Tüm kutup ayıları solaktır. Bak bu bilgi işimize yarar. Bir gün sana kutup ayısı saldırdığı zaman kutup ayısına sağdan yaklaşacaksın ki yumruğu koydun mu öldürebilirsin. Solak ya, sağ kullanamıyor. Allah'ım! Hatta gideceğim! Hamam böcekleri kafaları kopsa bile birkaç hafta yaşayabilirlermiş. Deve kuşlarının gözleri beyinlerinden daha büyüktür. Ben de böyle insanlar tanıyorum, biliyor musun? Dolma biberlerin altındaki tümsekler 3 tane ise dişi, 4 tane ise erkektir. Oldukça gereksiz sanırım. Botanikçiler saldırın. Çakmak kibritten daha önce icat edilmiş. Çakmağı bulduysa kibriti niye bulduk ki? Çakmak daha kullanışlı. İlk defa kalacağın bir evin anahtarını yastığının altına koyup uyursan rüyanda evleneceğin kişiyi görürsün. Lan bırak! Eminim bu bilgiden sonra yeni ev alıp anahtarını yastığının altına koyup uyuyan insanlar çıkacak. 15 dakika boyunca hareketsiz kalırsan uyuyakalırsın. A few moments later. Yanlış bilgi. Gerçekten çok saçma bilgiler varmış. Böyle sabaha kadar gider. Bir bilgiyi benim öğrenmem için ya bana dünyada kar kazandırması lazım veyahut ahirette kar kazandırması lazım. Eğer hem dünyada hem de ahirette bir kar kazandırmıyorsa, bir fayda sağlamıyorsa benim bu bilgiyi öğrenmeme gerek yok. Zaten bu tarz platformlarda günlük 3-4 saatimizi geçirerek üniversitede profesör olmayı mı hayal ediyordun? Sen kendine şunu soracaksın. Ya benim zihnimdeki bilgiler acaba yüzde kaçı İslamiyetle alakalı veyahut da benim ahirete işime yarayacak bilgiler, yüzde kaçı dünyalık hiç işime yaramayacak, hiç tanımadığım insanlarla alakalı saçma bilgiler. O bununla evlenmiş, şu sevgilisinden ayrılmış, bunun bu kadar takipçisi var, o bunu yaparsa şöyle olmuş falan filan. Bu kadar saçma bilgilerle zihnimi doldurabiliyorum. Ortaokulda cuma günü son iki ders beden diye sevindiğim anlar bana daha dün gibi geliyor arkadaşlar. Zaman çok çabuk geçiyor. O yüzden ömür sermayesi pek az, lüzumlu işler pek çoktur. Benim bu dünyaya geliş amacım zaten Cenab-ı Hakk'ı tanımak. Ben günlük 3-4 saatimi Instagram'da akımlardır, odur budur çok gereksiz bilgileri zihnime attığım zaman bu sefer dünyaya geliş amacımdan şaşıyorum. O yüzden bu sermayeyi hayatımızı boş yere imha etmememiz lazım. Kıymetdar ömrümüzü kıymetsiz şeylerle öldürmememiz lazım. Bu sefer ben bana gerekli olan yani ahirette benim çok işime yarayacak, ebedi hayatımı kurtaracak bilgileri öğrenmediğim zaman gerçekten çok büyük bir zarar etmiş oluyorum. Çünkü dediğim mantık şu, eğer bir bilgi benim dünyada da işime yaramıyorsa, ahirette de işime yaramıyorsa o bilgi benim zihnimde olmaması lazım. Galiba konu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bir dahaki videomuzun konusu şeytanı gördüğün zaman ilk ne söylemek isterdin? Yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
Bir de gereksiz bilgilerden uzak durursan sevinirim. Kapat.